kilometre yol kat edip günlük ihtiyaçlarını karşılıyor. Salla yapılan bu yolculuk Diyarbakır'ın Gözegöl köyünde her gün onlarca kere tekrarlanıyor. Burada köyün kızları çeşmeye salla gidiyor. Aslında bu görüntünün nedeni devletin bu köyü susuzluktan kurtarma operasyonu. Devlet Su İşleri tarafından 20 yıl önce köyün hemen yanına yapılan göletle tarlalar susuzluktan kurtulmuş. Ancak tarla için gölet yapan devlet köy halkı için çeşme yapmayı unutmuş. Valla 10 senedir büyüdüğümden beri böyle çekiyoruz işte, çok zorluk çekiyoruz. Bu şekilde yani. Evet, bu şekilde su çekiyoruz. Peki bu gölet şey yapınca, suları çoğalınca çeşme... Evet, çeşme suyun altında kalıyor. Bu bir su hep çeşmeye giriyor. Biz de mecbur bu suyu içmek zorunda kalıyoruz. Gördüğünüz gibi... Köyün eski çeşmesine gelince, o göletin 1 kilometre kadar içinde duruyor. Evlerine su taşımak isteyen köylüler derme çatma bir salla kuyunun başına gidiyor ve bidonları dolduruyor. Ancak göl sularının altında kalan çeşmenin suyu da pis. Köyde tifo, sıtma gibi hastalıklar kol geziyor. Sıtma, tifo filan işte böyle hastalık. Sıtma ve tifo. Evet. Şimdi var mı köyde hasta? Evet, hasta var. Sıtmadır şimdi. Çocuklar hep bir hasta. Valla çok hastalık var. Var mı yani köyde tifo veya sıtma her gibi? Her şey oluyor. Doktora gidiyor diyor su içindir. İşte biz de böyle rezillik çek. Diyarbakır'a bağlı Gözegöl köyünde hayat 20 yıldır böyle sürüyor. Ama artık vatandaşlar tarlaları susuz bırakmayan devletten kendisi için de ilgi bekliyor.